Herkese merhaba değerli spor severler. Bugün Olacak Spor Meydan Spor karşılaşması var. Şimdi maç öncesinde Olacak Spor Başkanımız Yusuf Dede yanımızda. Merhabalar başkanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bugün meydanla karşılaşmanız var. Rakibin güçlü olduğunu söyleniyor ki önceki maçlardan da belli oluyor. Siz de gayet iyi bir şekilde ilerliyorsunuz. Sizce bu maç sizin için nasıl geçecek? Aynen, Olacak için de hep böyle dediler. Şans eseri geldi dediler ama buraya kimse şans eseri gelmiyor. Meydan bizden güçlü olabilir. Bugün önemli eksiklerimiz var. Hani bu konuda bir şey demiyorum ama biz çıkıp en iyi mücadelemizi vereceğiz. Olacak Spor yarı finala çıktı. Bu kolay bir şey değil. Ve şans eseri çıkmadık biz buraya. Disiplin, hırs, güç, bunların sayesinde çıktık ve takım hiçbir zaman kopmadı. Diğer takımlarda kopukluk oldu. Başarıyı da buna bağlıyorum. Diğer takımlar güçlüydü ama kendi aralarında bölündüler. Olacak bölünme yaşamadı. Evet. Hırsıyla, azminden yarı finale kadar çıktı. Bu maçı da kazanacağız. Allah'ın izniyle kazanacağız. İnşallah. Önceki maçta taraftarın müthiş bir desteği vardı. Aynı desteği şimdi bekliyor musunuz? Ya da bu desteğin sahaya yansıdığı durumlar oluyor mu? Oluyor tabii ki de. Biz bugün herkesi davet ettik. Hatta Dölekli değil, Aladağ için dedik. Aladağ herkes davetli dedik. Tüm Aladağ halkı davetlidir dedik. Evet. Evet, şimdi yanımızda Meydan Spor oyuncularından Ahmet Kılıç var. Merhabalar. Merhabalar. Olacak Spor'la maçınız var bugün. Olacak Spor için de gayet güçlü olduğu söyleniyor. Siz de gayet iyi bir şekilde buraya kadar geldiniz. Evet. Sizce bu maçtan beklentiniz nelerdir? Şimdi Aladağ'da konuşulan bir cümle. Gerçekten şu an turnuvanın en iyi hücum yapan takımına karşı oynayacağız. Ama bizim de takım olarak turnuvanın en iyi savunma yapan takımı olarak görülüyor. İki, bu şekilde hücum ve savunma oyununu iyi oynayan iki takım karşı karşıya gelecek. Bu takımda, bu maçta hangi tarafın galip geleceğini maç içindeki kararlar belirleyecek. Alınacak pozisyonlar, bulunacak pozisyonlar belirleyecek. Evet. Umut ederim ki inşallah kazanan taraf bizim takım olur. İnşallah. Son zamanlarda turnuva kızıştıkça taraftarın da desteği büyük oranda artmış durumda. Taraftarın desteği sahaya yansıyor mu? Size etki ediyor mu? Futbolun olmazsa olmazı, biliyorsunuz ki taraftar. Grup aşamalarında malum tabii ki bazı zayıf takımlar oluyor, şey oluyor ama bu turnuvaların en çok zevkli yaşandığı dönemler eleme usulüne geçildiğimiz. Evet. Yani çeyrek final, yarı final ve final kısımlar oluyor. Evet. Taraftarın da doğal olarak bu maçlara yoğun ilgisi oluyor. Taraftarsız bir maç düşünemiyoruz ki bir sene biliyorsunuz pandemi sebebiyle taraftardan hem ne kadar etki, futbolun içinde ne kadar etki ettiklerini gördük, bizzat şahit olduk. İnşallah bundan sonra da taraftarlı turnuvalar nasip eder, sürekli oynamaya nasip eder taraftarla İnşallah. Birlikte. O zaman bütün taraftarlarımızı maça davet ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. İnşallah senin gibi kardeşlerimizin bu turnuvalarda yer almasını. İnşallah. Dağlara fısıldayan adam diyoruz biz de. Senin yanındayız. Çok teşekkür ederim. Varlığın daim olsun. Yolun açık olsun çok kardeşim. Çok sağ olun. Başarılar diliyorum. Görüşürüz. Evet, videoyu çeken kameraman arkadaşım Kemal Ege'ye çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olasın. Ve silah arkadaşlar olmak üzere bu vatan için can vermiş tüm şehitlerimizin aziz hatıralar arasına sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve hemen ardından coşkulu bir şekilde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Come on!
hakem. Sizden kenar hakem diyorum. Kenar hakem ne diyorsa bana söyle. Söyleme. Çok kaçıyor ama yer mi yürüyor? Arkadaşlar maç 0-0 sonuç şu anda. Şu an penaltılara gidilecek. Evet, birinci penaltı Olacakspor'dan. Olacakspor penaltıyı kullanıyor. 10 numaralı oyuncu. Evet, Meydan Gençlik ilk penaltısını kullanıyor. Herkes çok heyecanlı. Tribünler tıklım tıklım dolu. 16 numaralı oyuncu. Bir olacak sporun 8 numaralı oyuncusu. İşin oyuncusu 4 numara. Atamıyor. Evet. Direkten sekti. Kaleci kurtarıyor. Beraberliği yakalıyorlar şu anda. Meydan Gençliği oyuncusu geliyor. Bunun 2 numaralı oyuncusu Oktay. Geliyor. Atamadı. Geliyor. Gol. Meydan Spor maçın galibi. Dağlara fısıldayan adam. Maç öncesindeki röportajda demişti ki en iyi hücum yapan takımla en iyi savunma yapan takımın mücadelesinde kazanan en iyi savunma yapan takım Meydan Gençlik Spor oldu. Sana tekrardan başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Mücadelelerinden dolayı hocamlar